Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki arıcık camiasında bir tartışma var. Acaba arı poleni yer mi yoksa fermente ettikten sonra üzerindeki selülozu parçalayıp daha sonra mı yiyebilir? Bunu arılara sormak istedim. Arı kardeş dedim, sen ne diyorsun? Üzerine polenin olmadığı tarihte, yani bu tarihlerde arının üzerine polen döktüm arkadaşlar. Çoğu toz halinde olan poleninden döktüm. Arı dedim, acaba sen acaba yiyecek misin? Yoksa bunları alıp götürecek misin diye. Arı diyor ki, abi diyor, ben üzerine selüloz da olsa ne olursa olsa ben bunu yerim diyor. Bakın arkadaşlar, arı poleni yiyor. Bakın ağzında. Şu anda yiyor. Başka var mı? Tam böyle yerken size gösterebileceğim. Şuradan çekelim. Bakın arkadaşlar. Hocalarımızın arasındaki tartışma var. Bir tanesi bir taraf diyor ki polenin üzerine selüloz vardır. Selüloz olan bir şeyin ferment edilerek parçalanması gerekir. Daha sonra içindeki maddeler dışarı çıkar. Doğal olarak arı bunu aslında parçalayamaz. Ferment etmesi gerekir. Ferment ettikten sonra bunları enzimleriyle ferment ettikten sonra selüloz parçalandıktan sonra ancak kullanabilir diye bir teori var. Bir kısım da der ki hayır, arı poleni yer arkadaşlar. Arıya sordum. Arı dedi ki ben poleni yiyorum arkadaş. Bunu özellikle bu tarihte dinledim ki gerçekten arının poleni bulmadığı, polene aç olduğu bir tarihe denk getirelim. Daha önce de aklımdaydı ama şimdi yapmayı uygun buldum. Arı poleni yiyor arkadaşlar. Bakın ağzında şuradaki görebilirsiniz. Bak, küçük bir parça yuttu. Şu. Dönmeseydi ağzındaydı. Bazılarınız hayır yemiyor, taşıyor diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir gözlemliyorum. Arı bazen yerken düşürüyor. Bak şu an ağzında. Bak yedi. Bak yiyor baba. Gördünüz mü arkadaşlar? Hatta bazen ayaklarının arasını alıyorlar, evire çeviriyorlar. Evet, arının da poleni yediğini gördük arkadaşlar. Böylelikle bu deneyimize sona erdi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.